Arkadaşlar selam. Bugün 31 Aralık yılbaşı günü. Yarın 1 Ocak olacak. 2024'e giriyoruz. Ben de bugün böyle beraber bir video çekelim istedim. Yetiştirmek istiyorum aslında. Yavaş yavaş ilerliyorum videolar konusunda. Bugün tek başıma bebekle beraber bir yılbaşına gireceğim. Kendime bazı jestler yapabilmek adına dışarı çıkayım dedim. Bu şekilde de hazırlandım. Bu şekilde hazırlandım. Dışarı çıkacağım. Bir şeyler alacağım. Akşam yemeğini vesaire hazırlayacağım. Bir şeyler izleyerek güzel bir akşam geçirmeyi planlıyorum. Yılbaşına da beraber gireriz. Umarım sağlıklı, mutlu, ummadık güzellikte haberler alabileceğimiz, çok güzel, ummadık güzellikte çok güzel günler yaşayabileceğimiz, neşeli, keyifli, barış içinde, sulh içinde bir yıl diliyorum hepimiz için. Şansımız bol olur inşallah. Çok güzel bir yıla adım atmak bir dileğiyle birlikte. Çok başlayalım videoma. Bebek böyle, aynen bu şekilde. Size kombinim göstereyim. Zıplıyor, üstüme zıplıyor. Yani tırmanıyor resmen. Beni bir ağaç olarak belleyip üstüme tırmanıyor arkadaşlar. Efendim. Ne? Ne oldu? Yaramaz. Ne? Ne istediğini anlamıyorum ama. Kucağıma alıyorum, iniyorsun. Oo, benim güzel kızım ya. Bazen var ya gerçekten çok sinirlendiriyorsun. Ya seni yerim yerim. Böyle giyindim. Dışarı çıkacağım. Bir AVM'ye gideceğim. Orada alışverişimi yapıp biraz hava alıp gelirim. Bu şekilde. Bugün pazar vardı ya. Unutmuşum. Pazar bugün tabii. Pazar vardı. Pazara da gideyim diyorum ama bakalım. Pazarı kullanıyorum yani genel. Şimdi pazardan çıkıyorum. Abla. Roka aldım bir tane. Düşündüğüm şeylerden birisi şöyle güzel bir roka salatası falan yaparım. Spagetti vesaire o şekilde ilerleyeceğiz. Arkadaşlar yeni yıla girmiş bulunmaktayız şu anda. Çok güzel bir yıl bizi inşallah bekliyor olsun. Girmiş olalım artık. Girdik. İki 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Girdik. Her yerde havai fişekler patlatılıyor vesaire. Sesi duyar mısınız bakalım? Girdik. Bebita, yeni yıla girdik. Bebek. Mutlu yıllar Bebita. Çok güzel bir yıl olsun bizim için. Umulmadık güzellikte. Güzel, sağlıklı, mutlu. Neşeli, keyifli, huzurlu, aktif ve üretken bir yıl olsun bizim için. Yani girdik artık arkadaşlar. Yine inşallah görüşeceğiz. Ben de böyle sizinle beraber artık 19-8'i yapmak istedim ve yaptık. Günaydın demek isterdim ama öğle yarısındayız. İkindiye gelmek üzereyiz. Şu an saat 15 olmuştur herhalde.
olmamış 14.54. Ama bugün 1 Ocak. Sizlere bir video açıp kaydetmek istedim. Bugünün hatırına. Çok güzel bir gün olsun hepimiz için. Bu yıl da çok güzel olsun. Geçen yıl benim için gerçekten zorlayıcı bir yıldı. Zordu. Bazı konularda çok zordu. Bazı şeylere alışmam çok zor oldu. Kendimi toparlamam çok zor oldu. Geçen yıl bizden sarışınımızı aldı. Götürdüm. Manicom'du sarışın. Onun, ben eminim ki o bizi öbür tarafta bekliyor. Aynı zamanda bebek de bize katıldı. Bana beraber yaşadığım bebek kedim de geçen yıl aynı şekilde geçen yıl. Hatta 2022'nin böyle Kasım'ı, Aralık'ı vesaire o civarlarda geldi. Yani geçen yıl bebek bizimle beraber bize katılmış oldu, ailemize katılmış oldu. Çok mutluyum. Bebeğin benim kedim olduğu için, bebekle yolumuzun kesiştiği için çok mutluyum. Hatırlıyorum ve biliyorum da zaten geçen yıllarda böyle o bebeği bulduğum zamanlarda sizlerle paylaşmıştım. Ne yapacağım, ne edeceğim, nasıl gidecek vesaire diye. Arkadaşlar bir şeyler oluyor. Gerçekten rayını su akar yolunu bulur şeklinde oluyor bazı şeyler. Gerçekten bazı şeyleri akışa bırakmak gerekiyor. Bugün kahvaltımı yaptım. Kahvaltımı, çok güzel bir kahvaltı hazırladım kendime. Onu yaptım ve bir Türk kahvesi yaptım kendime. Bardaklarıma bakar mısınız? Bardağımın biri böyle. Hepsi farklı farklı. Çok tatlı. Ve işyerimizin bizlere hediye olarak 2024 hediyesi olarak vermiş olduğu işyerimin kahve dünyasından çikolata var. Ben normalde kahvenin yanında herhangi bir şey yeme ihtiyacı duymuyorum açıkçası. Sade kahve içerim. Ama şu an bugün böyle bir kahve dünyası böyle göndermişler şu şekilde. Çok tatlı. Biz bunu bir açtık toprakla beraber. Ya daha doğrusu toprak gelince ben de açtım. Deneyelim dedim hemen. Güzel çikolatalar var. Denedik. Bazılarını sevdik, bazılarını sevmedik. Yani tabii sevmedik diye bir şey yok ama hani bazıları çok daha güzeldi. Bu şekilde böyle bir gün geçirelim. Çok güzel bir gün olsun hepimiz için. Yeni yılımız bolluk, bereket getirsin bizlere. Bolluk, bereket, neşe, keyif, huzur, sağlık. Sağlık olmadan hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Gerçekten sağlık. Yani ben dün de böyle bir dileklerde bulunmuştum. Bu şekilde niyetler edelim. Niyet ederim arkadaşlar. Niyet etmek çok önemli. Başarılı, mutlu, huzurlu, sağlıklı, keyifli, bolluk, bereket içerisinde. Hiçbir kayıp vermeden böyle ultimate bir yıl olsun bizim için. Çok muhteşem bir yıl geçirelim inşallah hep beraber. Bay bay. Görüşürüz yine. Arkadaşlar 1 Ocak gününden tekrar merhaba. Akşamındayız şu an. Yürüyüş yapıyorum. 6 kilometre yürüyüş yapmış olacağım vardığım noktaya geldiğim zaman. Varacağım noktaya geldiğim zaman daha doğrusu. Bunun dışında kendime mesela bu sefer bir hedef belirledim. Geçen yıl hep yürüdüm. Bu sefer spor rutinime koşmayı da ekledim. Ve bunu gerçekleştirdim. Yürüyüş alanında bir kısmını koşarak geçiriyorum. Aynı şekilde geri dönüp orada durup tekrar yürümeye devam ediyorum. Küçük adımlarla ilerleyerek belki de tüm yürüyüş alanını bir zaman sonra koşabilirim. Öyle bir hep koşayım amacım yok. Yürümeyi de sevdiğim için, bir ritimde yürümeyi sevdiğim için bu da güzel. Bunun dışında böyle bir hedef belirledim ve yaptım. Bunun için çok mutluyum şu anda. Ben yeni yıla girdik, bakın koşmaya başladım vesaire. Böyle güzel oluyor.
Sizler de küçük küçük hedeflerinizi belirleyip inşallah onlara ulaşırsınız bu yıl. Mutluluk da katıyor çünkü yolda olmak mutluluk veriyor. Vardığın yolda, yani vardığın noktada evet mutlu oluyorsun ama yolda olduğun kadar değil bence. Evet, sizleri öpüyorum. Tekrar görüşmek üzere. Selam arkadaşlar. Bad hair day bugün. Bad hair day. Yeah. Evet, bad hair day. O yüzden de böyle bir şey yaptım. Şimdi alışveriş yapmaya gidiyorum. Çalıştık. Çalıştık. Akşamına da alışverişimi yapmaya gidiyorum. Bir şeyler alacağım. Ondan sonra kabanımı vermiştim. Kabanımı alacağım. Ve bugün girebilirsem ölümlü dünya 2'ye gideceğim. Bakalım. Görüşürüz. Böyle Ankara sokaklarında. Burada bir gittiğim yer var. Şekerciler diye. Bazen o tarafa gidiyorum. Öyle güzel oluyor. Oradan alacaklarım oluyor. Öyle güzel yani. Bugün çarşamba. 3 Ocak. Mersin'in kurtuluşu. Bu da böyle bir ek bilgi. Hadi hoşçakalın. Bu şekildeyim. Hala kar yağmadı. Ve hava hala orta derecede bir soğuklukta. Bundan önceki haftalarda gerçekten acayip bir soğukluk vardı. Böyle değişik. Yarın işte diyor ki 13 olacak, 11 olacak. Hani çok değişik ya havalar. Gerçekten küresel ısınma çok fena bir hale geldi ya. Geçen yıllarda bu zamanlar kar yağıyor muydu ya? Hala kar mar yağmadı yani. Ankara. Şimdi kabanımı aldım. Kuru temizlemeden kabanımı aldım. Tekrar eve geçeceğim. Tekrar eve geçtikten sonra tekrar gelir miyim bilmiyorum ya. Neyse, iyi oldu. Neyse. Bir de dürümleden dürüm aldım. Aklıma geldi. Tam çıkıyordum. Çıktım daha doğrusu. Tam çıkıyordum diye. Çıktım. Çıktıktan sonra dedim ki özmüş. Neden? Bir şeyler almadım. Dedim ki al bundan sonra evde yersin. Tekrar git gel git gel git gel. Onu da halletmiş oldum. Arkadaşlar dün hava soğumadı. Bu havada yani geçen yıl kar yağıyordu ve bu zamanlarda öyle bir şeyler demiştim ben. Ama şimdi bugün havanın soğukluğunu anlıyorum. Zaten hava, bulutlara bakın. Yağmur da yağacak. Gece de yağmur yağdı herhalde. Ben de böyle bir şey yaptım. Kulaklarım üşüdü ya. O yüzden böyle bir şey yaptım. Bugünden size selamlar. Birkaç bir şey alayım dedim. Molamda çıktım. Zaten mesai de bitti. Görüşürüz yine. Karşıya geçeceğim hayırlısıyla. Yani kendi evim burası nasıl bir işte yol anlayamadım ya. Baksanıza griliye. Arkadaşlar merhaba. Aldığım birkaç şeyleri size göstermek için video açtım. Böyle lotus tokalar almıştım. Ama ben farklı renklisini almıştım. Bana gelen bunlar oldu. Bunlar dediğim bir böyle beyazlı sarılı. Bir de şöyle şu anda saçımda olan bu lila tarzım, lilalı mavili. Ben bunu seviyorum. Hepsini seviyorum aslında. Hepsi çok tatlı. Ama bir tane yeşilli, su yeşili, mavili bir tane vardı. Ben onu sipariş etmiştim aslında. Böyle göndermişler. Bir de aldığım böyle lamba var. Onu da size göstereceğim. O da güzel bir lamba. Taktığım zaman açarken de göstereyim belki. Bakın, bak. Bak mini bebek yani üstüme atlıyor. Enteresan. Bir de bunların merak ediyorum. Bununla oynamak istiyor anladığım kadarıyla. Ne oldu? Tamam. Artık buraya da çıkmaya başladığına göre.
Aferin sana. Aferin. Ne oldu oraya çıkınca? Söyle bakayım. Söyle. Ne oldu oraya çıkınca? Bak 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 çiçeğime. Hemen ya. Hayır. Oraya çıkmak yok. Çiçeklere zarar vermek istiyor ya. Çiçekleri deşelemeyi çok seviyor. Belki önceki videolarda size söyledim mi? Söylemişimdir illaki. Gidiyorum ben. Hoşça kal. Yine görüşürüz. Bundan biraz mı? Ve yine bebek. Mesela bu aldığımı dişledi. Dişlediği için de ne? Yani iki tane tel varsa hani biri birine bağlı. Artıya eksiye bağlı. Pille çalışıyor. Dün bunu aldım. Kendim tamir ettim. Şu anda tabii ki tam olarak o kapanma tuşuna koymadım ama direkt yanmasını sağladım. Bu sefer de kapanmıyor. Ama olsun yanıyor. Dakika önce bilmiyorum olmuştur herhalde. Yürüyüşe çıktım. Gerçekten evdeyken bazen çıkışınız gelmiyor arkadaşlar. İşte o vakitlerde zorlayın kendinizi. Hani böyle ensenizden tutup çıkartın kendinizi. Öyle yapın. Yani her gün çünkü yürüyüşe çıkmak önemli biliyorsunuz ki. Ya yürüyüş, yürümek insanın sağlığına, psikolojisine, her şeye, bedenine çok yararlı bir şey. Mesela ne oldu, ben yürüdüm, şu anda tekrar eve dönüyorum ve kendi kendime durup durup bazen şunu söylüyorum tekrar: yürüyüş çok güzel geldi. Yürüyüş çok iyi geldi, yürüyüş çok güzel geldi. Bu yüzden size tavsiye ederim kesinlikle. Modum düşük, şu an çıkışım yok ya dediğiniz vakitlerde kesinlikle çıkmanızı tavsiye ediyorum ve şu anda sizleri de öpüyorum. Greetings, ladies and gentlemen. I prepared a breakfast. Kendime, arkadaşlar merhaba. Kendime bir kahvaltı hazırladım. Şimdi onu tam olarak göstereyim. İçerinde neler var, onu da görmüş olun. Güzel olduğunu düşünüyorum. Bakın bir tane. Brokolili sucuklu yumurta yaptım.
Yumurta yapar gibi, sucuklu yumurta yapar gibi brokoli de koyuyorsunuz ve güzelce harmanlayıp servis edebiliyorsunuz. Zeytin ve peynir, 2 dilim de ekmek. Yani ekmek yemeye de bilirsiniz. Belki ben tatlı bir şeyler de yerim diye böyle bir ekmek koydum. O şekilde. Öpüyorum. Okay. Abi çok iyi ya, brokoliler falan satılması. Bu pazar çok güzel, çok seviyorum. Ben de aldım. Ne aldım? Lahana aldım, karnabahar aldım ve ekşimenle dere. Unuttum adını. Çok iyi ya. Evet, geziniyorum, bakınıyorum. Bura bayağı iyi. Ilık satılıyor, giyecekler satılıyor. Büyük bir pazar. Şöyle. Soğan. Bakayım ne olur. Okay. 5 kilo. Güzel ya. Soğanım var. Marul. Marul 20 ila 25 arası gidip geliyor. Evet, ben bu şu taraf. Ben nereden aldım? Buradan aldım. Benim aldığım kişi de orada. O kişi işte, ben buradan aldım. Sağ olsun. Evet. Good job. Gerçekten. Hepimiz geziniyoruz. Aldım alacaklarım ya. Gayet iyiydi. Elma. Buranın bir de aşağısı var. Şimdi çıkarken göreceksiniz hemen şu sağ tarafta. Bakın. Eskiden şu. Aa, bakın burada da. Burada da. Solda da var, sağda da var. Balık satılıyor yani. Balık falan çok iyi. Aldım ama artık gidiyorum. Pazar maceram bu kadardı. Ben de alıyorum. Buralardan aldım zaten. Ben şu abiden aldım. Oradan geçelim. Bu da sağ olsun. Çok iyi. Bu abiden aldım ben. Brokoliler falan çok iyi değil mi? Brokolim var ama bitmek üzere, aslında alsam iyi olur. Bu abiden aldım. Eyvallah. Haydi bakalım. Bütün pazar milletine kolay gelsin. Kestane mantarı, kültür mantarı. Kolay gelsin. Çıkıyoruz dostlar. Mantarım var. Mesela o mantar, kestane mantarı 150 liraymış. Of. Bakın böyle araç görüyorum. Müthiş ya bu pazar. Ben seviyorum. Şu tahta kaşıklara bakıyorum. Çıkalım.